Konseyi Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı öncesi Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Devlet Başkanları 8. zirvesinde tarihi kararlar alınacağını ve Türkmenistan'ın gözlemci olarak katılımıyla aile fotoğrafının tamamlanacağını belirterek, ikinci olarak aile meclisimizin ismini Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştiriyoruz. Bunun vakti çoktan gelmişti, dedi. Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenlenen Türk Konseyi Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında konuştu. Türk dünyasının ortak teşkilatının artık küresel bir marka haline geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu başarı hepimizin, şimdi de değişen dünyaya uyum sağlayacak şekilde biz de önemli bir dönüşümün arifesindeyiz. Aynı kökten beslenen bir ulu ağacın farklı dallarıyız. Köklerimizi unutmadan birliğimizi pekiştirdikçe uluslararası gücümüzü artıracağız, diye konuştu. Beslenen bir ulu ağacın farklı dallarıyız. Köklerimizi unutmadan birliğimizi pekiştirdikçe uluslararası gücümüzü artıracağız. Belarus üzerinden Avrupa Birliği üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer Avrupa ülkelerine geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Belarus-Polonya sınırındaki bekleyişi sürüyor. Şiddetli soğuk nedeniyle ateş yakıp ısınmaya çalışan düzensiz göçmenler sınırın Belarus tarafına kurdukları çadırlarda konaklıyor. Zaman zaman güvenlik güçleriyle karşı karşıya kalan göçmenlerden bazıları çıkan arbede ve polisin şiddetli müdahalesi nedeniyle yaralandı. Yardım kuruluşlarının sık sık gıda ve yiyecek desteğinde bulunduğu düzensiz göçmenler sınırı geçip Avrupa Birliği üyesi Polonya üzerinden diğer üye ülke topraklarına varma umuduyla bekleyişlerine devam ediyor. İzmir'de düzenlenen operasyonda Suriye'de terör örgütü PKK, KCK-YPG, PYD adına faaliyet gösterdikleri suçlamasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 9 Kasım'da düzenlenen operasyonla Suriye'nin Halep bölgesinde PKK, KCK-YPG, PYD silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve sonrasında yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen SM'yi Menderes'te, AM'yi ise Bornova'da yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. Osman Gazi ilçesi Küçük Balıklı Mahallesi Koşuyolu sokakta faaliyet gösteren tesiste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Malatya'da güvenlik kamerası kayıtlarından kimlikleri tespit edilerek yakalanan iki hırsızlık zanlısı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Şifa Mahallesi'ndeki bir lokantadan televizyon, motosiklet ve dolapta bulunan yaklaşık 30 kilogram etin çalınmasının ardından olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler 105 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek kimliğini tespit ettikleri HK ve AÖ'yü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir annenin alev alan hafif ticari araçta uyuyan 2 yaşındaki oğlunu kurtarması güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik sistemleri satışı yapan Elçin ve Ergin Yüceoğlu, Kız Kalesi mahallesinde bir eve kamera alarm sistemi kurmaya gitti. Adrese ulaşan çift bu sırada uyuyan oğulları 2 yaşındaki Eymen'i 01C0349 plakalı hafif ticari araçlarında bıraktı. Kamera alarm sistemi kurdukları sırada araçtan dumanlar çıktığını gören anne Elçin Yüceoğlu araca koşuyordu.
koşup oğlunu çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu. Annenin oğlunu yanan araçtan çıkardığı anlar bir işletmenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Tüm Türkiye'de fidanları toprakla buluşturarak kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Ağaçlandırma Günü'ne özel video yayımladı. Altun, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan videoyu Geleceğe Nefes etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaştı. Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutlayan Altun, yeşil vatanımızın her bir köşesi yine fidanlarla buluşacak. Fidanlarımız yarınlarımıza umut olacak ifadesini kullandı. Altun tarafından paylaşılan videoda ise hava sıcaklıklarının artışı, karbon salınımının her geçen gün daha da yükselmesi, buzulların erimesi, yangınlar, seller, fırtınalar, kuraklık ve çölleşmenin yaygınlaşmasının küresel bir iklim değişikliğinin açık göstergeleri konumunda olduğu vurgulandı. Sürdürülebilir, kapsayıcı, dengeli ve çevreci kalkınma yaklaşımını benimseyen Türkiye'nin yeşil çevre anlayışını gelecek nesillere karşı sorumluluk bilinciyle ele aldığı ve Paris Anlaşması gibi uluslararası mütabakatları insanlığın ortak birikimi olarak değerlendirdiği aktarılan videoda, sıfır atık politikası, yenilenebilir enerji teşvikleri, yeşil alanların artırılması çalışmaları, millet bahçeleri ve ağaç dikim seferberlikleri, Türkiye'nin yeşil ekonomiye olan inancını kanıtlar niteliktedir ifadesine yer verildi. Ayrıca videoda tüm bu çabalar sayesinde Türkiye'nin Avrupa'da ormanlık alanını en fazla artıran ülke haline geldiği, dünya ağaçlandırma ilgisinde ise 6. sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza attığı vurgulandı. 70 ülkenin katılımıyla büyümeye devam etmektedir.